Şu anda hapiste çürüyen en tehlikeli 10 çocuk. Birçok sorunlu çocuk kendilerini beklenmedik bir şekilde hapiste bulabiliyor. Birazdan göreceğiniz bu çocuklar çizgi film izleyecek yaşta olmalarına rağmen öyle şeyler yaptılar ki polislerin onları hapse atmaktan başka çareleri yoktu. Bu tehlikeli gençler neden ve nasıl hapishaneye düştüler? Hadi öğrenelim. İşte hapiste çürümekte olan 10 çocuk. Nehemiah Grigo. Nehemiah Grigo henüz 15 yaşındayken ailesini derinden sarsan korkunç bir suç işledi. Ekim 2015'te meydana gelen korkunç olayda anne babasını ve 3 küçük kardeşini 2 farklı silahla vahşi bir saldırıya maruz bıraktı ve öldürdü. İşlediği suçların büyüklüğü herkesi hayretler içinde bıraktı. Yaptıklarının ciddiyetinin farkında olan Nehemiah, vahşi cinayetin failini olduğunu açıkça kabul etti. Bir aile mahkemesi hakimi suç işlediği sırada küçük olduğu için önce yaşına uygun bir ceza talep etti. 2019 yılında önceki karar tersine çevrildi ve Nehemiah bir yetişkin olarak cezalandırıldı. Nehemiah gözaltında tutulduğu süre boyunca avukat bulundurmaksızın polise teslim olmayı tercih etti. Dürüstçe yaptığı itirafta yaptıklarının annesine duyduğu derin nefretten kaynaklandığını iddia etti. Suçun vahşiliği ve birden fazla kurban olması 120 yıla kadar hapis cezasını hak ettiği anlamına geliyordu. Nehemiah sonunda 3 defa ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza serbest bırakılma ihtimalini imkansız hale getiriyordu. Nehemiah mahkeme salonunda ceza okunurken sessizce durdu. Soğukkanlılığını korusa da pişmanlığını ifade etmek ve ailesinden özür dilemek için izin istedi. Duruşmalardan gelen haberlere göre Nehemiah yumuşak başlı ve yaptıklarından derinden etkilenmiş biriydi. Nehemiah'ın ıstırabının derinliklerini ve onu böylesine iğrenç bir suç işlemeye iten psikolojik koşulları tam olarak kavramak zor olsa da özür dilemesi neden olduğu geri dönülmez kayıptan pişmanlık duyduğunu gösteriyordu. Nehemiah'ın öyküsü insan hayatının kırılganlığı ve özellikle gençler arasında insan davranışlarının öngörülemezliği konusunda çarpıcı bir hatırlatma oldu. Philip Chisholm. Philip Chisholm henüz 14 yaşındayken olayla bağlantılı herkesin hayatını kalıcı olarak değiştirecek korkunç eylemleriyle herkesi dehşete düşürdü. Kurban Colin Ritter, Danvers Lisesi'nde sadece bir matematik öğretmeni değil, aynı zamanda bir rol modeliydi ve ölümünün kendi öğrencisinin elinden olacağından habersizdi. Salem Yüksek Mahkemesi Yargıcı David Lowey cezayı verirken Chisholm'in vahşi ve anlamsız suçuna gelmeden önce Colin Ritzer'ın kahramanlıklarla dolu yaşamını takdir etti ve bu trajedinin dalgalarının sevenleri tarafından ömür boyu hissedileceğini vurguladı. Chisholm'in işlediği suçunun ağırlığı hukuk sisteminin sağlam ve tereddütsüz bir tepki vermesini gerektiriyordu. Chisholm'in savunma avukatı suçu açıklamak amacıyla gencin akıl hastası olduğunu iddia etmeye çalıştı. Ancak jüri bu iddiayı kesin bir dille reddederek Chisholm'in yaptıklarından tamamen sorumlu tuttu. Mahkeme süreci Chisholm'in ömür boyu hapis cezası almasıyla sonuçlandı. Buna ek olarak zulüm ve soygun suçları içinde 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Chisholm'in annesi Diana, travmatik mahkeme salonunun ortasında sessizce ağladı ve oğlunun gerçek yüzüyle yüzleşmekte zorlandı. Üzüntü ve suçluluk duyan Chisholm, Ritzer ailesine en derin özürlerini dile getirerek oğlunun mantıksız kararının yol açtığı acının onarılamaz olduğunu kabul etti ve oğlunun her iki aile yıkım getirdiğinin altını çizdi. Duruşma boyunca Chisholm mahkeme önünde soğukkanlı bir tavır sergiledi. Yüz ifadesi duygularını bastıran bir poker oyuncusunu andırıyordu. Bu üzüntü ve empati yoksunluğu mahkeme salonunda şok etki uyandırdı ve duruşmaya katılan pek çok kişi şaşkınlık içinde kaldı. Bu yaşta bir çocuk nasıl olur da böylesine vahşi bir suçu gözünü kırpmadan gerçekleştirebilir ve sonrasında hiçbir şey hissetmezdi. Philip Chisholm vakası en saf insanların bile içinde gizlenen kötülüğün tüyler ürpertici bir kanıtıydı. Dehşet verici suçlardan pişmanlık duymaması, insan beyninin doğası ve kötülüğünün her yaşta ortaya çıkma olasılığı hakkındaki endişeleri artırdı. Antonio Barbao. Antonio Barbao, Sheboygan County mahkeme salonunda yaşlı bir kadının hayatına mal olma suçuyla itham edilen iki gençten biriydi. Yargıç Barbao'nun cezasını açıklamaya hazırlanırken mahkeme salonunda gergin bir bekleyiş vardı. Eylül 2012'de işlenen suçun tüyler ürpertici detayları, küçük Sheboygan Falls kasabasını bile şaşkına çevirmişti. Antonio, büyük anneannesi olan 78 yaşındaki Barbara Olson'ı kendi evinde çekiç ve baltayla öldürmüştü. Aylar süren yasal süreç ve yakın incelemenin ardından
ardından mahkeme salonunda şok etkisi yaratan bir karara varıldı. Barbao beklenmedik bir şekilde birinci derece kasıtlı cinayet suçlamasına karşı çıkmadı ve suçsuz olduğu iddiasını bir kenara bıraktı. Ama savunmasını akıl hastalığı nedeniyle suçlu olarak değiştirdi. Bu beklenmedik değişiklik hayatının geri kalanında büyük etkisi olacak savunma pazarlığının bir parçasıydı. Barbao ceza duruşması sırasında suçunun ağırlığına denk bir pişmanlık göstermekte zorlandı. Yargıcın önüne çıkıp mahkemeye hitap etmeye başladı ancak cezasının ağırlığı karşısında bocaladı ve devam edemedi. Müvekkilinin içinde bulunduğu ruh halinin yoğunluğunu fark eden savunma avukatı, Barbao'nun ifadesinin geri kalanını onun adına vermek üzere devreye girdi. "Duygularımı ifade edemediğimin farkındayım. Nedenini bilmiyorum ama bu pişmanlık hissetmediğim anlamına gelmiyor. Birilerinin annesini, büyük annesini, kardeşini ya da arkadaşını bu dünyadan kopardım. Bunu yapmaya hakkım yoktu. Verdiğim tek bir karar yüzünden pek çok hayatı mahvettim," dedi ve cezasını duyduktan sonra hıçkırarak başını masaya eğdi. En azından kendi hayatının yanı sıra başkalarının hayatlarına da nasıl zarar verdiğini anlamıştı. Davanın ardından bir psikiyatrist, Barbao'nun çalkantılı geçmişine ışık tutarak henüz 10 yaşındayken yaşadığı travmatik bir deneyimin neden olduğu, bilişsel bozuklukların davranışlarda rol oynamış olabileceğini belirtti. Barbao'nun hayatı genç yaşta kendisine araba çarpmasıyla korkunç bir hal almış, kaderini ve seçimlerini derinden etkilemişti. Yargıç Antonio'ya 36 yıl ceza verdi. Bundan sonra gençlik hayatı hapishane duvarının arkasında geçecek. Roxana Skorsky. 17 yaşındaki Roxana Skorsky'nin hayatı mahkemeden çıkacak bir karara bağlıydı. Roxana, yetişkin sevgilisiyle birlik olup kendi üvey ailesini öldürecek kadar gözü dönmüş tehlikeli bir genç kızdı. Bu noktaya gelmesine yol açan sebepler Ekim 2014'te Roxana henüz 15 yaşındayken başladı. Gece yarısı korkunç bir fikirle uyandı. Anne babasını ve kardeşlerini öldürmek istedi ve ilk önce küçük erkek kardeşinin canını almaya teşebbüs etti. Neyse ki planı suya düştü ve ailesi bu olaydan sağ kurtuldu. 12 yaşında olan küçük çocuk ise birden fazla bıçak yarası nedeniyle yerel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Roxana'nın annesi Lauren Skorsky, yargıç cezayı okumaya başlamadan önce cesaretini toplayıp kürsüye hitap etti ve evlatlık olan kızına merhamet gösterilmesi için çağrıda bulundu. Çeşitli duygular içinde boğulan kızının sürekli psikolojik yardıma ihtiyacı olduğunu ifade etti. Lauren, onu bir yetişkin gibi cezalandırmalarının ve hapishanenin sert koşullarına maruz bırakmanın zaten kırılgan olan dünyasını paramparça edeceğini savundu. Roxana'nın üvey babası Jeffrey de davanın gidişatından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Kızının kırılganlığını bildiğinden, yetişkin hapishanesinde güvenliğinden endişe duyuyordu. O genç ve savunmasız diye bahsettiği kızı için masum, küçük bir kız imajı çizdi. Mahkeme davanın karmaşıklığıyla başa çıkmaya çalışıyordu. Roxana'nın travmatik yetiştirilme tarzı ve küçükken çok acı çektiği ortaya çıktı. Yaşadığı travmanın bir sonucu olarak kıza ebeveynleriyle duygusal bağ kurma kapasitesini etkileyen bir akıl hastalığı olan tepkisel bağlanma bozukluğu teşhisi kondu. Bu bilgi yaşayan korkunç olaylara başka bir bakış açısı kazandırdı. Roxana mahkemede gerçekten suçluluk duyduğunu ifade ederek umdukları gibi bir evlat olamadığı için ailesinden özür diledi. Eylemlerinin ciddiyeti artık kafasına dank etmişti ve sonuçları çok ağır olacaktı. Bu arada tüm ailesini öldürme planını destekleyen ve mümkün kılmaya çalışan yetişkin sevgilisi 7 suçun tamamında hüküm giydikten sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Roxana'nın suça karıştığı açıktı. Ancak yaşı ve sorunlu geçmişi mahkemeyi rehabilitasyon ve kefaret olasılığını değerlendirmeye zorladı. Buna rağmen Roxana 10 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Bu süre genç hayatının önemli bir kısmını kapsayacaktı. Mahkeme Roxana'nın korkunç bir suç işlediğine ve hak ettiği cezayı çekmesi gerektiğine karar verdi. Bu karar aynı zamanda yasaları çiğnemeyi veya insanlara zarar vermeyi düşünebilecek diğer tüm gençlere de ibret oldu. James Fairweather. James Fairweather ünlü bir seri suçlu olma konusunda garip bir saplantıya kapılmış yaramaz bir gençti. İki masum insanı öldürdüğü için 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. James'in vahşi saldırılarının ilk kurbanı James Atfield oldu. Atfield 24 Mart 2014 tarihinde Fairweather'ın saldırısına uğradı ve geri dönüşü olmayan bir beyin hasarı aldı. James 3 ay sonra tekrar saldırıya geçti. Bu kez hedefi Essex Üniversitesi'nde okuyan 31 yaşındaki Suudi öğrenci Nahid El-Mani'ydi. Mayıs 2015'te 3. bir saldırıyı planlarken yakalanmasıyla şiddet serisi neyse ki sona erdi. James yaptıklarından hiç pişmanlık duymuyordu.
her iki suça da karıştığını rahatlıkla kabul etti. James bu korkunç vahşetleri 15 yaşında Colchester Akademisi'ne devam ederken gerçekleştirmişti. Ergenlik yıllarında büyük kulakları nedeniyle zorbalığa uğradı. Disleksi ve otizm de dahil olmak üzere ek zorluklarla karşılaştı. Bu zorluklar onun duygusal sorunlar yaşamasına neden olsa da planladığı vahşeti haklı çıkarmaz ya da bahane olamazdı. James itirafı boyunca çok az üzüntü gösterdi. Suçlarından bahsederken ne kurbanlarla empati kurdu ne de pişmanlık duyduğunu belirtti. James, cezasının sertliğini azaltmak amacıyla yaşına ve suçların işlendiği dönemdeki zihinsel yeterliliğine dayanarak temyize başvurdu ancak bu talebi suçun büyüklüğü ve sorumsuzluğu vurgulanarak reddedildi. Mahkeme, suçlarının merhametli bir yaklaşıma izin vermeyecek kadar vahşice olduğuna karar vererek aldığı cezanın ağır olmasını hükmetti. James davası, genç zihinlerde gizlenebilen kötülüğün dehşet verici bir örneği olarak öne çıkıyor. Bu olay, bazı gençlerin içinde barındırdığı yıkıcı potansiyeli ve seri suçluluk eğilimini gözler önüne seriyor. Temyiz başvurusunun reddedilmesi, toplumun yaşa veya iddia edilen zihinsel bozukluklara bakılmaksızın insanları eylemlerinden sorumlu tutma konusundaki kararlılığını göstermektedir. Jessica Caroline. 17 yaşındaki Jessica, iki kişinin hayatına mal olan korkunç bir trajedinin merkezinde yer alıyordu. Otomobiliyle Wyoming Tıp Merkezi'ne çarpan Jessica ardında kocaman bir yıkım bıraktı. Onun bu eylemi olaya karışan herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Jessica, hakimin karşısına çıktığında suçluluk duygusu ağır basıyordu. Kederli bir ifadeyle iki suçlamayı kabul etti ve sorumsuz davranışlarının yol açtığı kayıpların telafi edilemez olduğunun itirafını kabul etti. Trajediye yol açan koşullar sıradan bir gün izlenimi veren bir günde meydana geldi. Jessica, Wyoming Tıp Merkezi'ne yakın 2. caddede doğuya ilerlemekteydi. O sırada arabanın yoldan çıkması ve önce hastanenin önündeki tabelaya çarpıp sonra hastaneye çarpmasıyla felaket meydana geldi. Sonuç çok kötüydü. Arabanın içinde ve her ikisi de 27 yaşında olan Brandon Avery ve Amanda Strickland çarpışmada aldıkları yaralar sonucu hayatlarını kaybetti. Jessica'nın eylemleri toplumda büyük bir üzüntü ve dehşet duygusu uyandırdı. Olayla ilgili soruşturma sırasında beklenmedik bir açıklama yapıldı. Yetkililer arabanın içinde bir hava spreyi kutusu buldular. Bu da Jessica'nın kaza sırasında uyuşturucu etkisi altında olduğu iddialarına yol açtı. Jessica, yetkililerle yaptığı görüşme sırasında madde kullandığını itiraf etti. Kullandığı bu maddeler de aslında büyük kazaya neden olmuştu. Ayrıca kaza sırasında otomobilin saatte 122 km gibi aşırı bir hızla gittiği de tespit edildi. Bu sorumsuzluk durumun ciddiyetini daha da artırdı. Daha da kötüsü, ne Jessica ne de kurbanları emniyet kemeri takmamıştı. Bu yüzden kazada çok kötü yaralanmalar meydana gelmişti. Yargıç cezayı okurken mahkeme salonunda herkes endişeli bir şekilde bekliyordu. Jessica 12 ila 16 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Jessica mahkemeye ifade verirken yüzü üzüntüyle doluydu ve pişmanlık içindeydi. Duruşma acele kararların nasıl feci sonuçlara yol açabileceğini bize bir kez daha hatırlatmış oldu. Hayatlar kaybedildi. Aileler mahvoldu ve Jessica hatasının sonuçlarıyla baş etmek zorunda kaldı. Hayatının büyük çoğunluğunu hapishanede geçirecek gençlerden biri oldu. Ever kardeşler. 2015 yılında Oklahoma'nın Broken Arrow şehrinde Beaver ailesinin 5 üyesinin trajik ölümü şehirde infiale neden oldu. Aileden sağ kurtulan iki genç, üzücü hikayelerini dünyayla paylaştı. Yetkililer Beaver ailesinin 5 üyesinin kalıntılarını bulduklarında akıl almaz bir gerçek gün yüzüne çıkmış oldu. Olay yerinde bir bebek ve bir genç kız canlı ve hayata tutunmuş halde bulundu. Bu korkunç görüntüye rağmen hayatta kalan bu cesur insanlar ailelerinin adalete kavuşmasında ve yaşanan iğrenç vahşetin aydınlatılmasında kritik bir rol oynadılar. Büyük kızın verdiği korkunç ifadede fail olarak öz kardeşleri Robert ve Michelle'ın isimleri geçiyordu. O sırada 18 yaşında olan Robert ve 16 yaşındaki Michelle daha sonra tutuklandı ve ailelerine karşı işledikleri vahşetle suçlandı. Halk şaşkınlık ve dehşet içindeydi. Böyle bir vahşetin nasıl meydana gelebileceğini kimse anlamıyordu. Duruşma sırasında Robert'in ifadeleri amacını ortaya çıkardı. Efsanevi bir seri suçlu olmak için şeytani bir hırsa kapıldığını itiraf ettiğinde mahkeme salonunda herkes şok oldu. Robert 2017 yılında hakkındaki suçlamaları kabul etti ve tahliye şansı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yaptığı suçlarının ciddiyeti ve verdiği onarılmaz zarar için
en uygun cezayı aldı. Benzer şekilde Michelle de kendisine karşı açılan davayı güçlendiren korkunç ifadeler verdi. Akranlarından oluşan bir jüri tarafından suçlu bulundu ve birbirini izleyen 5 müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme salonu sessizliğe büründüğünde Michelle'in başta gülümseyip ardından gözlerini silmesiyle oluşan puanlar, katilin eylemleri arasında yatan duyguları anlamaya çalışan tanıkları şaşkına çevirdi. Bever kardeşler duruşma boyunca nahoş bir tavır sergileyerek davranışlarından dolayı pişmanlık duymadıklarını rahatsız edici derecede gösterdiler. Bu duygusal soğukkanlılıkları mahkemenin kendi ailelerine karşı işledikleri akıl almaz eylemlerin ardındaki motivasyonları anlama çabasını artırdı. Mahkeme salonu, insan doğasının en kötü yönlerini ortaya çıkaran, toplumun geleneklerini sorgulayan ve insan ahlaksızlığının derinliklerini gözler önüne seren bir sahne haline geldi. Bever ailesinin hikayesi, aile ilişkilerinin kırılganlığını ve dizginlenemeyen kötülüğün ölümcül gücüne dair kara bir leke olarak varlığını uzun seneler sürdürecektir. Petri Kurti. Petri Kurti, Birleşik Krallığın en genç ve en acımasız suçlularından biri haline geldiğinde sadece 13 yaşındaydı. Bir hakimin ihbar yasağı kararını kaldırmasının ardından çocuğun Petri Kurti olduğu tespit edildi. Ve Glynis Bensley'i vahşice öldürmekten en az 12 yıl hapse mahkum edildi. Korkunç suç güvenlik kameralarında kaydedildiği için Kurti'nin vahşetinin derecesi gözler önüne serildi. Kamera görüntülerinde Kurti'nin Glynis Bensley'e saldırdığı ve yüzünü darp ederek canını aldığı görülüyor. West Midlands, Smithwick'te işlediği korkunç suçun ardından genç suçlu, yakınlardaki bir parka koştu ve burada iğrenç saldırısıyla yüzsüzce övündü. Suçun ezici vahşeti toplumu şok etti ve Bensley'in ailesiyle arkadaşlarını yıkıma uğrattı. Kurti'nin yandaşı Zohab Majid de suça iştirak etmekten sorumlu bulundu. Majid 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç John Warner, ceza kararı sırasında Kurti'nin çalkantılı geçmişine vurgu yaparak ev hayatındaki eksikliklere dikkat çekti. Mahkeme, Kurti'nin ebeveynlerinin çocuğun eylemlerinin ciddiyetinin farkına varmadıklarını, suçu başkalarına attıklarını ve Kurti'nin işlediği suçların sorumluluğunu kabul etme konusundaki isteksizliğine katkıda bulunduklarını belirtti. Kurti ve Majid, kıyafeti ve saç şekli nedeniyle Glynis Bensley'i erkek sanmışlardı. Duruşma sonrasında Kurti suçlu bulundu. Kurti'nin geçmişinde agresif patlamalar ve hırsızlığa teşebbüs, hırsızlık niyetiyle saldırı ve darp suçlarından mahkumiyetleri vardı ve bu durum genç yaşı göz önüne alındığında endişe vericiydi. Glynis Bensley, kendisini altın bilezik takan bir erkek zanneden iki genç tarafından rastgele seçilen bir kurbandı. Onun bu anlamsız ve korkunç ölümü ailesini yasa boğdu ve cevaplar aramaya itti. Kardeşi Kevin, Glynis'in 30 yıl boyunca bu yolda kazasız belasız yürüdüğünü vurgulayarak şok ve üzüntüsünü dile getirdi. Failin yaşı ne olursa olsun, değerli bir aile üyesini kaybetmek asla kolay değildir. Soruşturmayı yürüten dedektif baş müfettiş Sam Reading, Kurti ve Majid'in hedef aldıkları kişiye karşı şiddet kullanma niyetinde olduklarını vurguladı. Birbirlerinden saniyeler sonra olay yerine gelen ikilinin senkronize hareketleri güvenlik kameralarına yansıdı. Sierra Halsey. İki gencin kaderi yine gerilim ve hüzün dolu bir mahkeme salonunda belirlendi. Henüz 16 yaşında olan Sierra Halsey ve 18 yaşındaki erkek arkadaşı Aaron Guerrero, işledikleri iğrenç suç ortaya çıktıktan sonra hakim karşısına çıkarıldı. Sierra, öz babası Daniel Halsey'in canını almıştı. Suç korkunç ve insanlık dışıydı. Daniel Halsey'e bıçakla saldıran gençler izlerini kaybettirmek için cesediyle oynamaya bile kalkıştılar. Sonrasında adamın otomobilini alıp kaçtılar. Bu korkunç olay Nisan 2021'de meydana geldi. Bir kız çocuğu, savunucusu ve akıl hocası olması gereken babasının canını aldı. Durumun gerçekliği ortaya çıktıkça mahkeme salonuna büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yayıldı. Yargıç cezayı okurken Sierra ve Aaron yaptıkları büyük suçun ağırlığını hissettiler. Cezaları 22 yıl sonra serbest bırakılma olasılığıyla müebbet hapisti. İşledikleri suçun büyüklüğü, verdikleri zarar ve geride bıraktıkları paramparça hayatlar, kanunun verebileceği en ağır cezayı gerektiriyordu. Sierra ve Aaron her ikisi de suçu itiraf ettikten sonra bölge yargıcı Kiara Jones tarafından suçlu bulundu. En yüksek ceza olan ömür boyu hapis cezası okunurken mahkeme salonu nefesini tuttu. Sierra ilgisiz görünüyor, tavırları kararı umursamadığını gösteriyordu. Aaron ise suçluluğun ağırlığı altında eziliyordu.
yapmıyor gibiydi. Sierra'yı böylesine bir kopuşa iten şeyin ne olduğu akıllarda soru işareti olarak kaldı. Bir insan kendi kanından birine böyle bir kötülüğü neden yapar? Bu sorunun körüklediği medya çılgınlığı adliye dışında da hararetli bir noktaya ulaştı. Pek çok haber sitesi suçun ayrıntılarını araştırarak kendi yorumlarını ve görüşlerini açıkladı. Bu dehşet verici olay kamuoyunun dikkatini üzerinde topladı, ancak tüm bunların arasında asıl kaybı gözden kaçırmamak gerekir. Bir aile yıkıma uğradı, bir babanın hayatı anlamsızca elinden alındı. O yüzden Daniel Halsett'in anısını unutmamalı. Sierra ve Aaron cezalarını çekmek üzere hapishaneye götürüldü. Hapishane kapıları kapandığında yaptıklarının ağırlığı üzerlerine çökecek ve verdikleri onarılamaz zararı her gün hatırlayacaklardır. DJ Lane. DJ Lane 17 yaşındayken korkunç bir şiddet eylemi gerçekleştirerek birçok insanın hayatını mahveden eski lise öğrencisiydi. Lane 27 Şubat'ta 3 Chardon Lisesi öğrencisinin canını alıp 3'ünü de yaralayınca ortalık karıştı. Görgü tanıkları Lane'in kurbanlarından biriyle aynı okul servisini paylaştığını ve onunla kişisel sorunları olduğunu bildirdi. Elinde 22 kalibrelik bir tabanca bulunan Lane'in saldırıları bir katliama dönüştü. Lane'in suçları ciddiydi. Yaralanan öğrencilerden ikisi hastaneye kaldırıldı. Biri ise kalıcı olarak felç oldu. Hayatta kalanların fiziksel ve ruhsal yaraları tüm okulu şoka uğrattı. Lane suçu işlediği sırada yaşı küçük olduğu için önce çocuk olarak hapse atıldı ve yetkili makamların onu yetişkin olarak mı yoksa çocuk olarak mı yargılayacağına dair kararı beklendi. Lane'in vahşi saldırısı Danny Parmator, Russell King Jr. ve Demetrius Havlin'in hayatlarına mal oldu. Şaşırtıcı bir şekilde Lane davranışından pişmanlık duymadığını söyledi. Mahkemeye gelirken giydiği beyaz tişörtün üzerine karaladığı rahatsız edici mesajla kurbanların ailelerinin yaşadığı travmayı da büyüttü. Mahkemede konuşma fırsatı verildiğinde Lane'in sözleri kurbanların ailelerinin acısını acı kattı. Pişmanlığını dile getirmek ya da af dilemek yerine kaba ve aşağılayıcı ifadeler kullanarak yaraları daha da derinleştirdi. Hatta kurbanlardan birinin annesi duygularını anlatırken ona duygusuzca güldü. Lane sonunda kendine yönetilen tüm suçlamaları kabul etti. İşlediği suçların ciddiyeti uygun bir şekilde cezalandırılmasını gerektiriyordu. Mahkeme Lane'i şartlı tahliye ihtimali olmaksızın 3 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırarak hayatının geri kalanını hapishanede geçirmesini garanti altına aldı. Chardon Lisesi katliamı kasabanın ve ulusun temellerini sarsmış, kişisel kinleri körüklemiştir. Ayrıca eğitim okullarının savunmasızlığını ve öğrenciler için daha güçlü güvenlik önlemlerine ve ruh sağlığı hizmetlerine duyulan acil ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.